Antalya Spor Galatasaray maçına geçeceğiz. Galatasaray'ın milli aradan önceki son form durumu tartışılıyordu. Evet. Ee, şimdi siz tabii ki ikiniz de Kaya özellikle sen kulüp içinden de haberler alma noktasında daha şeysin, e, öndesin. Nasıl geçirdi milli arayı Galatasaray? O sürecin bir toparlanması olacak mı? Şimdi merak ediyor Galatasaray'lar doğal olarak. Kesinlikle zaten şöyle bir durum vardı. Sakatlık yaşayan futbolcular en çok merak ediliyordu. Ee, bu noktada işte Hakim Ziyeş'in nasıl döneceği, o takıma nasıl yansıyacağı, Bunlar en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Ee, Ziyech de başlayalım. Yani bu arada benim edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmış olayım. Ee, oyuncu zaten hani sürekli böyle tartışma konusu içerisindeydi. Hı hı. İşte performansını sahaya yansıtamıyor, e, takım içerisindeki huzuru bozuyor gibi yorumlar bir de hani soğuk bir tavrı olduğu için oyuncunun yüzü gülmediği için herkes bir acaba içerisindeydi. Milli takıma sakatlığından dolayı gitmemişti. Çalışmalarını sürdürmüştü. Ama e, bu arada aslında taraftarlar da net bir şekilde şunu görebildi artık. Eee artık yüzünün de güldüğü e, antrenmanlarda hani e, ve kendisini daha iyi hissettiği bir ortamda olduğunu e, anlayabiliyorum. Bunu da e, şuna yoruyorum açıkçası. Şimdi e, takımda kanat rotasyonunuz e, Zaha, Kerem Aktürkoğlu ayrılığından önce çok fazlaydı baktığınız zaman forma şansı bulamayan bir e, Ziyeş vardı. Ki hala da işte soru işaretleri var ama ben bugün Okan Hoca'nın sonradan Ziyeş'e forma şansı vereceğini düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıdan sonra. Galatasaray'ın maç kapağında, özür diliyorum, maç kapağında Ziyeş'i kullanması buna bir işaret mi? Bence değil ama şeydir. E, yüzü güldüğü için belki olabilir de ama genelde Galatasaray sosyal medya ekibi bunu hep yapıyor. Çok görülmeyen bir olay diye değil mi? <laughs> evet Geçim yani görülüyor. subliminal bir mesaj var mı yani? <laughs> ya genelde taraftar şöyle yorumluyor olayı. Kapak fotoğrafında gördüğünde tamam 3 oyuncu da ilk 11. Hani <laughs> değil mi? E tabii. E, o şekilde yorumlanıyor ama e, daha çok Ziehe ile ilgili işte bu hafta içerisinde de böyle neşeli olması artık kendi özel hayatıyla da alakalı e, bazı gelişmelerinin olacağının e, bilgileri var artık. Evlilik yakın mı diyelim Ziyech içinde. Öyle mi? Evet, yani e, belki bu mutluluk bundan dolayı olabilir. E, aldığım bilgilerden bir tanesi de bu. Ama genel anlamda hem forma adaletini Okan Hocanın hani e, önemsediğini ve sürekli oynamak isteyen bir futbolcu Ziyech saha içerisinde. Bundan dolayı milli arayı işte e, örnek veriyorum milli takıma giden futbolcular aynı mevkide olmayan futbolcular olmayınca da ön plana çıkınca da. Farklı bir Ziyeş görebiliyoruz. Yani Ziyeş'in açıkçası şöyle bir algısı vardı, düşüncesi vardı daha doğrusu. Yanlış cümle kurmayayım burada. Şimdi Icardi gibi bir yıldız var hı hı. kadronuzda. Şimdi kendisi de diyor ki ben de Hakim Ziyeş'im, ben de ilgi beklerim gibi bir düşünce de vardı yani ilk geldiği zamanlarda. Okan Hoca'nın buradaki e, oyunculara yaklaşımı çok çok önemliydi. Hiç kimseye ayrımcılık yapmadan aynı mesafede yaklaşmayı başardı. Evet e, Hakim Ziyeş'in ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir futbolcuydu. Ama bu milli arada onun böyle neşeli tavırları, ön plana çıkması, antrenmanda istekli tavırları Okan Hoca'ya da olumlu yansıdı. Ve zaten elinizde baktığınız zaman da kanat rotasyonu olarak sayılı oyuncular var. Şimdi Zaha, Tete, Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra Salah'ı, milli takımı çok iyi geçirdi. Bu akşam ilk 11'de bekliyoruz ama mutlaka Hakim Ziyeş için bu mücadele iyi bir mücadele olacaktır. Yani forma şansını aldığı zaman da, iyi kullandığı zaman da hem Elf Türk mücadelesi için... Hem de Beşiktaş derbisi için bir e, forma ilk 11'de acaba olabilir mi diye düşünüyorum ben de sesli olarak. Ki Okan Hoca röportajlarında şunu da söylemişti. Biz Ziyeş'i 10 numarada da oynatabiliriz demişti. Kanatta da oynatabiliriz demişti. Ama milli aradaki şu an Galatasaray kimi kazandı diye bana soracak olursan Ziyeş'lerim şu anki durumda. O simen e, ne de değinelim sakatlığı vardı. Evet bireysel sürdürdü. O aslında biraz daha tedbirdi Milyara'da. Çünkü Icardi gibi, Torreira gibi, Mustere gibi isimler sonradan Galatasaray'a katılmıştı. İki gün daha ekstra izin vermişti Okan Hoca. Evet. Ve bu durumda da zaten antrenmanlarda, milli arada çok fazla genç oyuncu görüyorsunuz. Şimdi sakatlıktan çıkan bir oyuncu olunca da tedbir alıyor teknik direktörler. Direktmen e, takımla başlatmıyorlar. O oyuncular da takıma katıldıktan sonra, milli aradan sonra zaten o de takımla çalışmalarına Hı -hı. başlamıştı. Açıkçası oyun tarzı merak ediliyor Galatasaray'ın. Bu akşam nasıl bir oyun ortaya koyacak? Çünkü... Mertens ve Icardi biz aynı anda sahada gördüğümüzde Icardi topla buluşturulamıyor eleştirileri e, geliyor hali hazırda. Ve Mertens'in de en fazla 45 dakika çıkardığını görebiliyoruz. Artık yaşından dolayı da onun da performansı düşebiliyor. Ama ikinci yarıda çok farklı formasyonda bir Galatasaray görebiliriz bu akşam. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun Burak? Ziyeş'i? Ya Ziyeş'le alakalı ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bununla yani çok fazla kişi de katılamaz gibi de hissediyorum ama Ziyeş'in yokluğu aslında şunu da gösterdi. Galatasaray'ın Ziyeş'e o kadar da ihtiyacı yokmuşu da gösterdi. Şu anki Ziyeş'e yani İlk kariyerine bakarak e kariyerine e bakarak mi? konuşmuyorum bunu. Galatasaray'da gösterdiği performansa bakarak konuşuyorum bunu. Ziyeş'in yokluğunda Galatasaray aramadı. Icardi'nin yokluğunda aradı zamanında. Şu an mesela enteresandır 4-5 maça çıktı sadece ama Osimen'in yokluğunda Osimeni de arıyor. Galatasaray enteresan bir o, e, sistem ama Ziyech'in yokluğunda aş sakatlığı geçse de Ziyech takıma geri dönse diyen Galatasaraylı çok mudur az mıdır? Bana göre çok fazla değildir. Benim görüşüm bu Ziyech çok fazla e, ilk 11'in değişilmez isimlerinden bir tanesi olmayı başaramadı. Potansiyeli vardı, hala da var. Potansiyeli alakalı hiçbir sorun yaşamıyor ama şu anki oyununu düşündüğün zaman sağda Barış, solda Yunuslu oyun sistemini düşündüğün zaman zaten Ziyech'in orada forma alabilme şansı yok. Futbolda o takımdaki anlayışı değiştirmen gerekiyor. Taktiksel anlayışı değiştirmen gerekiyor ki Ziyech oynayabilsin. Çünkü zaten Barış'ın kanadına koyarsan bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Fiziksel olarak geriye dönmez Ziyech. Farklı bir özelliği vardır. Sol ayağını çok çok iyi kullanır. Mesela Barış'ta olmayan nokta pas onda vardır. Atıyorum diğer tarafa koyalım diye düşünsen Mertens'in orta sahayla hücumdaki Santrifor'un bağlantısını çok iyi yapabiliyor. Evet Kaya'nın dediği gibi 45 dakika yapabiliyor şu an performansı yaşından dolayı düşüyor ama en azından 45 dakika o bölgedeki inanılmaz bir pres gücüne de sahip oluyor Galatasaray. E Ziyech orada oynarsa o da olmayacak. Dolayısıyla o kopukluk daha da artacak. Icardi'nin pas bulamaması, pas alamaması daha çok artacak. e Solda koyduğunuz zaman oraya çok alışık bir oyuncu değil. E, orada da şimdi Yunus çıktı ki orta sahada Saray'la Torreira'yı ihtiyaç duydukları anda çok üçlüyor. Bunu Ziyech'ten de beklememek gerekiyor. Gibi gibi sebeplerden dolayı Ziyech Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu bana göre artık değil. Bu değişen ve gelişen Okan Buruk sistemine göre. Bu evet. noktada şunu da hatırlatmak gerekiyor. Hakim Ziyech'le alakalı zaten Okan Hoca'nın da düşüncesi sezon başından bu sezon için Ziyeş'i rotasyon oyuncusu olarak kullanmak. Yani yedek kulübesinde tutarak oyuna müdahalede. işte o evet, çilingli evet. görevi mesela geçen sezon çok gördük. Alanya deplasmanında Galatasaray'a sıkışmıştı. Ziyech girdi oyunu çözdü gibi. Ya bu sezon da hocanın düşüncesi aslında yedek kulübesinde tutarak ilk 11'de forma şansı işte o ne derler performansı yüksek ısırabilen mesela Barış Alper'e örnek veriyoruz evet. ama Salahin'in de önüne bu performansla zaten geçemez Ziyeş'in ki şu anki durumu. E şimdi 3 oyuncuyu da biz e, Icardi, Mertens, Ziyeş'i aynı anda gördüğümüzde Galatasaray'ın zaten ileri uçta hani takım olarak da koşu mesafesi düşüyor. Bu sefer bütün yük orta alana biniyor. Torreira'nın yine orada. canı çıkıyor evet. diyebiliriz yani tek başına koşuyor sahada. Okan Hoca aslında bunu da kurguladı sezon başından. Hani e, bu sezon hakimiz Ziyeş'e Kadromda olacaksan yedek kalacaksın düşüncesi vardı ama Hakim Ziyech her zaman ilk 11 oynamayı tercih eden bir futbolcu. Bu milli arada onu ben artık anladığını düşünüyorum. Çünkü sakatlık yaşadı ve e, geri döndükten sonra da formayı alamadı. Yükselen bir Barış Alper'in performansı vardı. Şimdi ilk 8 haftaya baktığımız zaman Barış Alper geçen sezonki maçlarından hangisini oynadı e, sorusunu sorsam. Yani hiçbirimiz şu maç diyemez ama e, Ziyeş onun da önüne geçemedi. Bundan dolayı Salah'ı şu an hani ikinci tercih olarak görülüyor o noktada. E, kısacası hakim bu sezon rotasyon oyuncusu olarak ocağa kadar diyelim. Çünkü sözleşme maddelerini dile getirmiştik e, buradaki yayınlarda da. Evet. 15 maç oynarsa sözleşmesi devreye girebiliyor ve sağ dizinden yanılmıyorsam sakatlık yaşamazsa e, bir yıl daha uzayabiliyor. Hani Ocak ayında herhangi bir teklif gelirse ayrılığı yüksek potansiyellerden birisi zaten. Bunu da hatırlatalım. Öyle görüyoruz Deniz. Galatasaray'ın maç günü paylaşımına bir ekrana getirelim biz de. E, hatırlatmış olalım tekrar. Üç futbolcu var orada. Hakim Ziyeş, Abdülkerim Bardakçı ve Mauro Icardi ki ön plana çıkan isim. O paylaşımın en önünde Hakim Ziyeş var. O yüzden bu konu buraya kadar tabii uzun uzun konuştuk. Evet, Subliminal mesaj var orada. mı? İlk İlk 11 başlar mı? Ama çözmeye çalıştık. Çözmeye çalıştık. Şöyle bir adım daha götüreyim ben bak. Diğer ikisi maç içinden fotoğraf Ziyech beklerken. Bak, <laughs> yine o, kuruluşta o, o fotoğraf, fotoğraf. Yine yani. çok mutlu da gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şunu anlıyoruz. Icardi, Abdülkerim 11, Ziyech yedek. <laughs> <Ziyarşı gülüyor> <Ziyarşı gülüyor> Aynen öyle. Değil mi? İşin esprisi tabii ki ama Ziyech'in bu paylaşımda yer alması süre alacağı anlamına geliyor mu diye konuştuk. Öyle düşünen çok fazla insan vardı. Galatasaray'da Abdülkerim hazır maç kapağında varken Abdülkerim'in performansını da konuşalım. Galatasaray'da stoper noktasında herhalde tartışmasız isimlerden birisi değil mi? Özellikle Nelson'un düşen performansından sonra ve şöyle de bir artısı var Abdülkerim'in. Davinson'un iyileşmesinden sonra diyelim. Öyle iki kırılma anı var Abdülkerim'in. Nelson'la oynarken, Davinson'la oynarken diye. Davinson tabii ki de e, bence ligin en iyi defans oyuncusu olduğu için yanında oynayan oyuncuyu da geliştirme ve onun eksiklerini kapatma anlamında çok destekçisi oluyor. Abdülkerim geçen sezonki e, formuna tam ulaşamabilmiş değil. Bazı maçlarda ulaşıyor. Ama o istikrarı şu an yakalamaya çalışıyor. Sadece onun tek sorunu o. Ama e, hem sol ayaklı hem oyun kurabilen stoper tüm takımlar için çok değerli. Dolayısıyla Galatasaray'da e, böyle bir spo, e, stoperi bulmuşken mümkün olduğunca geliştirmeye çalışıyor. O da yanındaki oyuncuyla beraber oluyor zaten. İkili olarak bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. İki oyuncu da birbirini fazlasıyla tamamlıyor. Dolayısıyla Abdülkerim'in performansı da geçen sezonki performansına çok kısa bir süre içinde ulaşacaktır. Sen nasıl değerlendiriyorsun yani, yani geldiği dönemden şekilde... bu yana Abdülkerim'i? Abdülkerim'in mesela şöyle bakmadığımızı düşünüyorum ben. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da forma giyerken, işte Barış Alper Yılmaz hali hazırda zaten hala Galatasaray'da performans sergilerken, milli takımdaki oynadığı maç sayılarını ön plana sürüyoruz. Ama Abdülkerim de bir yorgunluk yaşayabiliyor milli takımda olduğu için. Abdülkerim Tabii. üzerinden biz bu eleştiriyi hiç yapmadık. Hani bu noktaya değinmedik. O da çok fazla maç oynadığı zaman 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 aksamaları yaşayabiliyor. E, sezona Okan Hoca zaten kendi ifadeleri vardı iyi başlayamıyor diye stoperler ama tabii ki bu noktada bunun baz alınmaması gerekiyor. Çünkü e, Abdülkerim gibi e, tecrübeli bir stoperin Dyson Sanchez ile beraber çok iyi bir uyum sağlıyor ama Nelson'la beraber başladıklarında ikisinin de bariz hatalar yapabildiğini görebiliyoruz. E, yaptığı spora kadar mesela Abdülkerim'in de konuşmuştuk vücut geliştirmeden dolayı belli dönmüyor e, eleştirileri de olmuştu. Hız konusunda özellikle zaten evet. e, savunma arkasına top e, kaçırdığını da e, hatalarını hep konuşuyorduk ama e, artık bu milli arada da Abdülkerim'in ben forum tuttuğunu görebiliyorum. Çünkü yanılmıyorsam İzlanda maçında çok iyi bir performans sergilemişti. Hani milli takımın en iyi futbolcularından bir tanesiydi hmm. stoper hattında. E, yani Galatasaray'da açıkçası o tandem olarak e, katılıyorum Davison Sanchez'le beraber çok iyi bir ikililer ama Nelson'la beraber oynadığı zaman da bütün sorumluluk o noktada Abdülkerim'in üzerine kalıyor. Yani oyun kurmak Abdülkerim'den bekleniliyor. Defans arkasına top atmak Abdülkerim'den bekleniliyor. Yani Nelson'la Abdülkerim tandemi mi yoksa genç Metan'la Abdülkerim tandemi mi derseniz ben Metan'la Abdülkerim derim çünkü Metan da Abdülkerim'den bir şeyler öğrenmiş. Hani Oyun kurarken bile Adana Demirspor mücadelesini hatırlayalım. Uzun bir topla asit yapmıştı ilk mücadelesinde ee, genç oyuncu. Ama Nelson'da oynamadıkça köreren bir futbolcu. Ee, bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor çünkü top ayağına gelince pas opsiyonlarını yitiriyor savunmada. Bundan dolayı kendini baskı altında hissediyor. Yani ön plana hani çıktığı zaman Abdülkerim'in iyi oynadığı maçlarda illa ki son etkisi var. Ee, ama daha sonsuz da, son da Abdülkerim'e bakınca onun da performansı düşüyor saha içerisinde. Yani iki oyuncu birbirlerini tamamlıyor. Şimdi daha son Sanchez için e, beş büyük takımlardan biri Avrupa'nın. işte Real Madrid'de anılıyor, başka kulüplerle anılıyor. Yani hangi takıma koyarsanız koyun şu an daha son Sanchez'i zaten hiç yabancılık çekmeden rahatlıkla oynayabilir. Yani ama e, bu noktada işte toparlayacak olursam Abdülkerim'i de e, üst seviyeleri çıkaran daha son Sanchez'tir savunmada. Evet. Bir yandan gözüm Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında ikinci yarı başladı. Gaziantep'in deplasmanda iki birlik üstünlüğü olduğunu hatırlatalım. 10 22. dakikada Okereke golünü kaydetti Gaziantep'in. Ardından 24. dakikada Ayrton Boamorte ile eşitliği yakaladı Kayserispor. İlk yarının son anlarında e, Kozlovski bireysel becerisiyle güzel bir gole imza attı ve içeriye 2-1 önde girdi. E, Gaziantep Futbol Kulübü ikinci yarıda başladı. Şu an 49. dakika köşe vuruşu kullanılıyor. Kayseri Spor, ev sahibi takım köşe vuruşunu kullanacak. Sağ kanattan ceza sahası kalabalık. Orta yapıldı. Ön direkte savunma karşıladı Gaziantep Futbol Kulübü'nde ama Kayseri Spor hücumu devam ediyor. Biraz daha baskılı bir başladı sanırım. Ümitesi yükseltmiş Kayseri Spor'u. Spor ikinci yarıya. Sinan Kaloğlu yönetiminde ilk maçı bu arada Kayseri Bu hatırlatmayı da yapalım. Yine maç içerisinde aksiyon oldukça Samet Sun'a bağlanacağız. Demirören Haber Ajansı muhabiri yerinde takip ediyor çünkü bu mücadeleyi. Ee, bir diğer yandan Premier Lig'de de yine Tottenham'la West Ham United şu sıralarda karşı karşıya geliyor. 10. dakika 0-0'lık sıfır eşitlik var. Birinci Lig'de de Bandırma Spor Fatih Karagümrük maçı var. 1-1 e, olduğunu söylemiştik ama Karagümrük'ün golü e, geçersiz sayıldı. 1-0 şu anda Bandırma Spor'un üstünlüğü sürüyor. Bu sırada Kayseri Spor da bayağı e, ben bunları anlatırken evet. atak tazeleyip hücumlarını yapmaya devam ediyor. Ve bir köşe vuruşu daha kazandı Kayseri. Bakalım bunu nasıl değerlendirecekler. Cardozo ceza sahasına gidiyor. Kaleci'nin önünde iki tane Kayseri sporlu oyuncu var. Bu da bir stratejidir biliyorsunuz tabi. Orta evet. yapıldı ama çok kötü bir köşe vuruşu kullandılar. Kayseri doğrudan için Doğrudan dışarı gitti, arka direğe doğru. Zor bir sezon açıkçası. Çünkü transfer tahtı kapalıydı zaten. Burak Yılmaz da hocalık yaptığı süreçte de kendisi de ifade etmişti. Hani bu evet. kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım diye. Şu an Sinan Hoca orada bayrağı devraldı ama yani teknik direktör değişiklikleri yani taze kan olduğunda oyuncuların psikolojisini, durumunu, performansını yukarıya çeker mi e, yokluk içerisinde bir takım kuruyorsunuz. Bunu da unutmamak gerekiyor. E, rakip olarak Gaziantep'e baktığımızda da Selçuk Hoca orada e, sezonayı bir başlangıç e, yaptı diyebiliyorum çünkü Gaziantep'te de e, benzer böyle transfer dönemlerinde yani istediğiniz oyuncuları e, kadronuza katamıyorsunuz. Yani çünkü Anadolu kulüplerinde bütçe zaten sınırlı. Bundan dolayı da teknik adamlardan işte şapkadan tavşan çıkar mı aslında Kayseri Spor için bu sezon bunu göreceğiz. Ama şu mücadeledeki puan bence çok çok değerli Kayseri Spor için de. Şu an geride olsa bile hani beraberlikle başlayan bir Sinan Kaloğlu artık katar mı bunu da düşünmek lazım. Bu Kaya'nın bu dedik lafını böldüm. Konuda. Senin evet, bu dediklerinden lafını. dolayı zaten Samsun Spor'un yaptığı iş çok kıymetli. Evet. Onlar da transfer yapamadı. Tabii. Onların da kapalıydı tatlısı evet. evet. Yani hatta Taylan Antalyalı'yı tekrardan geçen sezon kiralık diye bu sezonda kiralayabilme durumları falan vardı. Yani çok kapalı çok şeylerle falan. uğraştılar. Yani transfer evet. yapamadılar. O yüzden ekstra konuşmak gerekiyor. Ekstra saygı göstermek gerekiyor. Samsun Spor'un şu ana kadar sergilediği performansı. Orada da Thomas Reis ön plana çıkıyor. Evet. Teknik direktörün ne kadar etkili olduğundan bahsettiği için öyle bir örnek vermek istedim ben de. E, ligimizde yani bunun bir örneği var. Yani iki mücadelede çok iyi döndü zaten Samsun Spor. Göztepe mücadelesinde de. Yani e, harika bir oyunu ortaya koyuyorlar. Zaten Fenerbahçe için de çok e, zorlu bir maç olacaktır tabii ki de. E, şu an teknik adamlara baktığımız zaman işte kısıtlı bütçeyle e, gerçekten de bazı şeyler yapılabildiğini görüyoruz Hı -hı. ama e, işte daha çok takım olabilme, mesela Kayseri'de çok genç futbolcu daha fazla. Belki yaş ortalamasına baktığımız zaman Samsun Spor'da da durumlar aynı olabilir ama e, Samsun tabii ki son haftalarda çıkış yakalayan evet. ligin iyi <laughs> ekiplerinden biri. Kayseri Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 2. Yani yaklaşık 5 dakikadır Kayseri Spor tamamen rakip yarı sahada yer alıyor. Onu söyleyelim. Gaziantep Futbol Kulübü de hızlı çıkarak pozisyon bulmaya çalışıyor ki şu anda onlardan birini gerçekleştirme denemesinde hızlı çıktı. Rakip yarı sahanın ortasına kadar da geldi Gaziantep'te oyuncular. Üçüncü bölgede istenildiği gibi bir pas tercihi olmuyor ama top. Kayseri Spor'da kalmadı. Gaziantep hücumu devam ederken bir fual kazandı. Kore zaten bir 10 dakika kadar daha Kayseri Spor golü bulamazsa bu kadar önde baskı sürdürülebilir bir şey değil. Tabii. Bir 10 dakika daha yapabilirler 10-15 dakika daha. Orada golü bulmaları gerekiyor. Ondan sonra bu Gaziantep'in kontrollerini çok izleriz maçta. Sorescu yerde kaldı sağ kanatta ve Gaziantep Futbol Kulübü ceza sahasına paralel bir yerden sağ kanattan serbest vuruş kullanacak